Arkadaşlar, ben Kanuni Sultan Süleyman. Osmanlı İmparatorluğu'nun 10. padişahı, 89. halifesiyim. Bana batıda Muhteşem Süleyman, doğuda ise Kanuni derler. Beni yakından tanımak ister misiniz? Adalet ve hukuku çok önemsedim. Hukuk kurallarını tek kitapta toplayıp düzenlediğim için Kanuni olarak anıldım. İmparatorluk için büyük ordu, büyük ordu için güçlü ekonomi, güçlü ekonomi için halka yüksek refah, halkın yüksek refahı için de adil kanunların gerektiğini biliyordum. 27 Nisan 1495'te Trabzon'da doğdum. Babam Yavuz Sultan Selim, annem ise Ayşe Hafsa Hatun'dur. Çocukluğum Karadeniz'in incisi Trabzon'da geçti. İlk eğitimimi annem ve babaannem Gülbahar Hanım'dan aldım. Hareketli, merak eden, sorgulayan, bilime aşık bir çocuktum. 5 yaşında Hayrettin Hızır Efendi'den farklı alanlarda dersler almaya başladım. Eğitimime özen gösteren babam 7 yaşındayken beni tahsil için İstanbul'a çağırdı. Kılıç talimi, atıcılık, binicilik, avcılık yaparak kendimi savaşlara hazırladım. Çünkü ülkemin sınırlarını genişletmek en büyük hayalimdi. Ayrıca tarih, fen, Osmanlıca, edebiyat, sanat gibi birçok konu üzerine iyi bir eğitim gördüm. Her şehzade gibi benim de sanat dallarından biriyle ilgilenmem arzu edildi. Devrin tanınmış kuyumcularından kuyumculuk sanatını öğrenip altını nakış gibi işledim. Ayrıca bahçıvanlık yapmak da önemli bir hobimdi. Sarayın çiçekleriyle ilgilenmekten büyük keyif alıyordum. Dönemin en önemli dillerinden Farsça, Arapça ve Sırpçayı öğrendim. 15 yaşında dedem Sultan Bayezid tarafından Karahisar'a vali tayin edildim. Daha sonra Bolu ve Kefe Sancakbeyliğine atandım. Uzun yıllar kaldığım Kefe'de güzel dostluklar edindim. Bir de Tatarca öğrendim. Babam Yavuz Sultan Selim padişah olunca Manisa Saruhan Beylerbeyi oldum. Manisa'da kendimi yetiştirmem için çok fırsat buldum. İstanbul'dan gelen hocalar, özellikle Merkez Efendi, bana yol gösterdi. Ben de hem Doğu hem de Batı kültürlerine hakim olmak için hocamın gösterdiği yolda tüm gayretimle ilerledim. Bilim ve sanat alanında çalışmalar yapan alimlere hayatım boyunca saygı duydum. Onlara değer verdim ve her zaman sahip çıktım. Babam Yavuz Sultan Selim'den sonra 10. Osmanlı padişahı olarak devletin başına geçtim. Babamdan dünyanın o dönemdeki en güçlü devletini devraldım. Bu başarıyı daha yükseklere taşımam gerekiyordu. Bunun için de sınırlarımı genişletmeliydim. İlk iş Belgrad şehrini ve Rodos adasını fethettim. Sıcak bir Ağustos günü Mohaç'ta Macar Krallığı'nı ve Macar Krallığı'nın destekçisi 7 Avrupa devletini 3 saat süren bir savaşta ağır yenilgiye uğrattım. Bu savaşta düşmanımızın kaybı bizimkinin 30 katıydı. Denizlerdeki gücümüze güç katsın diye başarılı bir komutan arayışındayken Cezayir Sultanı Barbaros Reis 40 gemisi, ülkesi Cezayir'in tapusu ve birçok hediye ile Osmanlı'ya bağlılığını bildirdi. Barbaros Hayrettin Paşa Preveze'de büyük Haçlı ordusunu denize dökerek Osmanlı tarihine altın bir zafer daha yazmamıza yardımcı oldu. Görevini tam yapan yöneticiler işimi kolaylaştırmıştı. Padişahlığım süresince 9 sadrazam, 7 Şeyhülislam ile çalıştım. Ülkemi mimari açıdan çok zenginleştirdim. Bu konuda en büyük yardımcım Mimar Sinan'dı. Mimar Sinan dönemimde yaşayan en iyi mimarlardandı. Ona yaptırdığım Süleymaniye Camisi bir şaheser olarak anılır. Eğer bir gün yolunuz İstanbul'un Fatih ilçesine düşerse bu camiyi ziyaret etmeniz Mimar Sinan ve beni mutlu edecektir. Osmanlı Devleti'ne uzun süre liderlik etmem ve kazandığım zaferler nedeniyle Muhteşem Süleyman, Büyük Türk olarak anıldım. Babamdan devraldığım toprakları fetihlerle birlikte iki katına ulaştırdım. Zamanımın çoğu fetihlerle geçse de ben aynı zamanda kuyumcu ve şairdim. Bir kuyumcu olarak tasarladığım parçalar dillere destandı. Sadece kendi kültürümden değil, Batı kültüründen de eşsiz örnekler ortaya çıkarırdım. Muhibbi mahlasıyla şiirler, sözler yazardım. Muhibbi, muhabbeti bol olan demekti. Yaşadığım dönemde İstanbul'da 200 kadar şair yaşadı. Bunlardan Zati, Baki, Fuzuli, Hayali ve Hayreti en meşhur olanlarıdır.
sadece yeni kanunlar çıkardığım için değil, adaleti sevmem ve uygulamam sebebiyle de bana kanuni deniliyordu. Mevcut kanunları ve vergileri titizlikle denetlerdim. Mısır'dan gelen vergiyi gereğinden fazla bulup Mısır valisine iade ettiğim bile oldu. Batıya ve doğuya 13 büyük sefer düzenledim. Büyük zaferler kazandım. Batının, Avrupa'nın fatihi olarak anıldım. Denizlerin ve karaların büyük hükümdarı oldum. Devletimi adaletle yönettim. Devletimin şanına şan, kültürüne kültür, topraklarına toprak kattım.